Bu arada yeni görüntüler de elimize ulaştı. Tabii Azerbaycan'da çok büyük bir sevinç var. Dile kolay dedik. 28 yıl o müjdeli haber beklenmişti. Biraz kulak verelim Azerbaycan'dan gelen o yeni görüntülere. Evet, Azerbaycan'dan bu mutluluk görüntüleri gelmeye devam edecek gün boyu ve biz de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. İşte görüyorsunuz, hem Türk bayrakları Türkiye'den hem de Azerbaycan'ın 3 renkli bayrağı yan yana dalgalanıyor. Sevinç gösterileri, arabaların korna sesleri, insanların sloganları ve çığlıkları birbirine karışmış vaziyette. 28 yıl bu an bekleniyordu. Tabii uzunca bir süredir de artık pandemi döneminde olmamız sebebiyle artık depremdi, pandemiydi, işgaldi, oydu buydu derken böyle güzel bir haber duymaya insanlar açtı. Türklerin beklediği bir haberdi. Azerbaycan Türklerinin beklediği bir haberdi aynı zamanda. İşte müjdeli haber böyle yankılandı sokaklarda. Dans ederek kimi slogan atarak, kimi bayrak sallayarak bu müjdeli haberi kutluyor. Bu görüntüler Bakü'den geliyor ekranlarınızda, Azerbaycan'ın başkentinden. İnsanlar sokaklarda arabalarıyla, kornalı sesleriyle, dışarıda olan vatandaşlar da, Azerbaycanlılar da sloganlarıyla, ellerindeki bayraklarla eşlik ediyor bu kutlu zafere, bu müjdeli habere. Şuşa 28 yıldır işgal altındaydı. 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilen topraklardan biriydi. Ve 27 Eylül itibariyle Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlayan, Azerbaycan'ın da kendi topraklarını meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlattığı o karşı taarruzla birlikte müjdeli haberler bir gelmeye başlanmıştı. İşte bunlara bugün Şuşa'da eklendi. Hep eli kulağındaydı diyorduk, bekliyorduk bu müjdeyi. 10 kilometre dedik, 9 kilometre dedik, 5 kilometre dedik derken işte Şuşa düştü ve Azerbaycan topraklarına bir kez daha dahil oldu.